Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası gram altın yeni haftaya rekorla başladı. Peki bu yükselme devam edecek mi? Altın piyasasında son durum ne? Detayları şimdi Haber Global muhabiri Esma Murat ve konuğundan dinleyeceğiz. Esma, kolaylıklar, söz sende. Sinem Danacı, yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarındaki yükselişte. Bugün haftanın ilk işlem günü ve gram altın 2940 lirayla güne başladı. Cuma günü ise 2920 liraydı. Peki bu yükseliş devam eder mi? Özellikle yıl sonuna kadar altın fiyatları ne olur? İşin uzmanından dinleyeceğiz. Yanımızda finans analisti İslam Memiş var efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Efendim, neler söylersiniz? Altın fiyatları gün geçtikçe yükseliyor. Altın fiyatları haftanın ilk işlem günündeyiz. Bugün yeni bir rekor tazeledi. Gram altın serbest piyasalarda 2950 lira, ons altın 2630 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 2940 lira gram altın, ons altın 2620 dolar seviyesinde. Tabii Amerika Merkez Bankası Fed'in biraz daha fazla faiz indirmesi altın fiyatlarındaki bu yükselişlerde çok etkili olduğunu gözlemliyoruz. Yine altın fiyatlarında yıl sonuna kadar yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Özellikle gram altın tarafında 3000-3500 lira, ons altın tarafında 2600-3000 dolar aralığındaki gelişmeler yine takip edilecek. Yine Amerika Merkez Bankası Fed tarafından yıl sonuna kadar iki kez faiz indirimi bekleniyor. 25-25, toplamda 50 bas puan. Bu da altın fiyatlarını olumlu yönde destekleyecek faktörler arasında. Özellikle gram altın yatırımcısı da eğer nakide ihtiyacı yoksa bugünlerde, ev almayacaksa, araba almayacaksa bozdurmak için daha erken. Çünkü yine her ay yeni bir rekor tazeleyen altın fiyatlarıyla yolumuza devam edecek gibi duruyor. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler bu tarafı işaret ediyor. Bu haftanın özelinde kar satışları yaşanabilir o agresif yükselişlerden sonra. Ons altın tarafında 2578 dolar güçlü bir destek seviyesi. Gram altında ons altını takip edecek. Ons altın nereye, gram altın oraya. Ama dediğimiz gibi yine yükseliş yönü beklentimiz devam ettiği için düşüşler çok kalıcı olmayabilir. Peki efendim, şimdi yatırımcılar için satmayın dediniz altına olanlar. Peki evet, alalım mı altın bu kadar yüksekken, alınması doğru mu? Bizim referans aldığımız seviye 3000-3500 lira aralığı olduğu için yine kar satışları birlikte 2900-2950 lira aralığı bize yine alım fırsatı olarak ön plana koyuyor. Psikolojik sınırımız 3000 lira. Evet, çok az kaldı, ramak kaldı. Yılın son çeyreğini bekliyordum bu rakamları. 2950 lira çok az bir seviye kaldı buraya ama önümüzdeki aydan itibaren 3000'li seviyeleri konuşabiliriz. Peki efendim, en çok kazandıran yatırım aracı yine altın diyebilir miyiz? Evet. Altına mı yönlendirmek lazım? Yani altın Türkiye'de son 25 yıldır en çok kazandıran yatırım aracı. Birinci elden bırakmadı. Bir aya ons, diğer aya dolar ve dolayısıyla da her zaman güç topluyor. %8000'den fazla bir getirisi var. Geçtiğimiz haftada %4 civarında bir getirisi vardı. Geçen hafta Fed etkisiyle %3.1 civarında bir getirisi oldu. Yine birinci elden bırakmaz ama bu haftanın özelinde kar satışları yaşanma ihtimali güçlü olduğu için bu hafta değil de önümüzdeki aylarda tekrar birinci elden bırakmaz diye tahmin ediyorum. Son kez tekrarlasak, şimdi yatırım olarak kullananlar altını satmasınlar mı, beklesinler mi? Elinde altın bulunduranların nakide ihtiyacı yoksa, av almayacaksın, araba almayacaksın veya bir yatırım yapmayacaksın, bozulmak için erken. 3000 lira seviyesinin üzerinde 3100, 3200, 3300 rakamları bekliyoruz. Daha erken, eğer nakide ihtiyacınız yoksa. Ancak nakide ihtiyacınız varsa uygun bir zemin. Yani bayağı ons tarafta da yükseldi ons altın, gram altın. Ama dolardan daha destek almadı. Sadece onstan destek alarak buraya geldi. Bir de dolardan destek aldığı zaman çabucak 3000 lira seviyesi kırılabilir. Bu hafta yaşanacak kar satışları 2578 dolar seviyesi ons tarafta. Onun karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa bence alınmalı. 2050 lira seviyesine yıla başlamıştı. Bugün 2950 seviyesini konuşuyoruz. Yani 9 ayda gramında 900 liralık bir getirim sağlamış oldu. Yıl sonuna kadar 3500 mü öngörülen rakam? 3200, 3300 gibi bir rakam var. Yani bu doları tahmin edemediğimiz için ne olacak belli değil. Ama muhtemelen 3000 lira seviyesinin üzerinde 3000-3300 lira aralığında yılı tamamlayabiliriz. Çok teşekkür ederiz efendim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Altın fiyatları özellikle 2025 yılında da değer artışlarını devam ettirebilir. 2025 yılında da 4000-4500 lira aralığında bir gram altın, 3000-3500 dolar aralığında bir ons altın bekliyoruz.
Teşekkürler. Sağ ağzınıza sağlık. Toparlayacak olursak yayın konuğumuz finans analisti İslam Memiş'ti. Kendisiyle birlikte bugün haftanın ilk işlem günü ve yükselişe geçen altın fiyatlarını konuştuk diye.